Ahmet Kekeç 15 Temmuz'un da bir B planı vardı. 15 Temmuz'un sadece B planı değil C planı da vardı. C planının yürürlüğe girmesi A ve B planlarının akim kalmasına bağlıydı. Öyle oldu. Şu an C planı yürürlükte ve bunun uygulayıcıları da ne yazık ki bir kısım CHP'liler. Neden bir kısım dediğimi birazdan açıklayacağım. Önce B planına bakalım. Bir takım çevrelerin böyle acemice darbe olur mu? Adamlar küçük bir hareketle armut gibi yakalandılar dediği 15 Temmuz son derece ince düşünülmüş, bütün detayları hesaplanmış ve benzerlerinin yanında planlama şaheseri gibi duran bir girişimdi düşünebiliyor musunuz? 17-25 Aralık girişiminden sonra neredeyse operasyonel gücünü kaybetmiş, bütün legal görünümlü birimleri ve yayın mecraları dağıtılmış, Meksika'nın tehdit listesinde yer alan örgüt o haliyle bir de darbeye kalkışıyor. Üstelik üzerinden atamadığı olağan şüpheli kimliğine rağmen demek ki 17-25 Aralık tasfiyelerinden sonra bile güçlerini muhafaza etmişler. Darbenin zaruretten öne alınması, 15 Temmuz'un en ince detaylarına kadar düşünülmüş başarılı bir girişim olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Her detayı düşündüler ama bir noktaya atladılar. Bundan önceki darbelerde halk kendi meşruiyetiyle gelen ve bir şekilde devlet olan otoriteye yani darbecilere teslim oldu. Devletle yani devlet yerine geçen erkle çatışmamayı tercih etti. Kendi elleriyle seçtikleri başbakan Dar ağacına yollandığı halde bir mantar tabancası bile patlatmadı. Bu nedenle darbeciler 15 Temmuz'da hesaplarını halkın direnmeyeceği kabulü üzerine yaptılar. Fethullah Gülen'in bile bu yönde beyanları vardır. Bu halk direnmez. Her detayı en ince noktasına kadar düşünen darbeciler Erdoğan unsurunu hesaba katmadılar. Halk Erdoğan'dan aldığı işaretle sokağa çıktı ve darbeyi püskürttü. Kurgu bozuldu. Darbede ilk hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ölü ele geçirmek, cesedini bir çöplüğe atmaktı. Kurtuluşumuzu bize çok acılar çektirecek bir oldu bittiye bağlayan Fethullah'ın şişme liberali darbeden önce Erdoğan'ı öldürecekler, cesedini de bir çöplüğe atacaklar diyordu. Erdoğan ölü ele geçirilseydi B planı devreye girecekti. Fetullah'ın uyuyan hücreleri duruma el koyacak, yani darbe içinde darbe yaparak hem bizi Cumhurbaşkanının katletmiş çapulculardan kurtaracak hem de kendi darbelerini alkışlatacaklardı kuracakları yeni düzen içinde onayımızı almış olacaklardı. Rızamız çerçevesinde ayrıca Türkiye'yi işgale hazırlayacaklardı. Kardeş kavgası bitsin diye yabancıların müdahalesine rıza gösterecektik. B planı çökünce devreye otomatikman defans ihtiyacından kaynaklanan C planı girdi. Bir kısım CHP'lilerin seslendirdiği kontrollü darbe, asıl darbe 20 Temmuz'da yapıldı ve Türkiye'de adalet yok iddiaları bu planın temalarını oluşturuyor. Burada amaç hem 15 Temmuz'un yarattığı tahribatı gizlemek, hem de darbeye iştirak edenleri ve devletten tasfiye edilmiş FETÖ'cüleri mağdur göstererek istikbaldeki girişime uluslararası meşruiyet oluşturmak. Bu çalışmaları Fethullah'ın arka bahçe elemanları işlevi gören bir kısım CHP'liler yürütüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu, Eren Erdem, Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal. Bu isimler 15 yıl öncesine kadar CHP camiası tarafından bilinmiyordu. Daha doğrusu hiçbiri klasik CHP'li olarak tanınmıyordu. Birdenbire zuhur ettiler. Hepsinin de mutlaka FETÖ ile bir hikayesi, bir irtibatı, bir alışverişi var. Klasik CHP'liler bir gün bunlar da nereden çıktı diye soracaktır. Nereden çıktılar ve ne ara Atatürk'ün partisi CHP'yi FETÖ'nün stepnesi haline getirdiler? C planı akim kalsın. Bu soru da mutlaka sorulacaktır. Ahmet Kekeç, Star